Beyler, ekran başındaki izleyicilerimiz, üçüncü kayınvalidemiz geliyor. Yaren'in kayınvalidesi Filiz Hanım. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Oradan mı başlamak istedin evet. direkt? Pozitif, güzel bir tadım yapalım. Puan İnşallah. Verelim, oh coşalım. Tavuklar güzel kızarmış. Rengini koyu ne açık güzel olmuş tavuğu. Garnitürü de iyi olmuş ama ilk tabak için olmuş. Bu damak tadına uyuyor mu peki? Yani şu an için uydu. Tamamdır. Buyurun. Evet, aç bakalım. Bunun altını yani garnitürünü beğenmedim. Beğenmedim. Çok net söyleyeyim, beğenmedim. Ne, çiğ tavuğu mi? Da, çiğ mi? Neyini beğenmedin? Yani daha bir diri geldi bana. Hmm. Hani kırmızı lahanası daha yoğun. Bunda mesela beyaz lahana da gördüm. Öyle. Bunda da var aslında ama. Var da sanki bu birincisi daha yoğun. Mor lahana olmasını ve biraz kıtır kıtır olmasını sevmedin. Aynen. Tavuk? Tavuğu kızarmış. Birinci tabağın tavuğu daha lezzetliydi bundan. Damak tadına uydu mu uymadı mı? Bu uymadı. Uymadı. Yapacak bir şey yok. Buyurun üçüncü tabağa. Bir tavuk uzmanı olarak çok merak ettim. Üçüncü tabaktaki tavuğun tadı nasıl? Kuru mu? Pişmemiş mi? Bunun bir tık daha pişmesi gerekiyormuş. Bunun yani altının garnitürünü beğenmedim. Mesela tavuk çok çabuk pişen bir şey ya. Önce fırınlamışlar, sonra tavada çevirmişler. Nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim Nursel Hanımcığım. Bu fırında olduğu için zaten kanat olduğu için bu çabuk pişer. Zaten diğerlerini tırırırt yaptı biliyorsunuz. Bundan bir ısırık aldı. Damak tadına uymadı yani. Evet. Son tabağımıza geçiyoruz. Evet. Bunun tavuğu olmuş. İstediğim gibi olmuş. Güzel. Tam damak evet. tadına uygun mu? Evet, bunun tavuğu olmuş. Ha, bir de acılı olmuş bunun tavuğu. Acısını bir tık fazla mı koymuş? Mesela bir tık daha böyle koyu gözüküyor ya, daha iyi mi fırınlamış? Yani bu daha iyi fırınlanmış. Birinci tabakla dördüncü tabağın tavuğunu beğendim ben. Tamam, bunun dur önce şunu bitirelim. Bunun tavuğunu çok beğendin, garnitürünü beğendin mi? Garnitürü de iyi ama bir dakika. Daha fazla kafanı karıştırma, hemen puanlamaya geçelim. Bu ikinci tabağa bir veriyorum. İkinci tabağa şapadanak bir verdi hiç düşünmeden. Dördüncü tabak tavukları falan güzel kızarmış. Birinci tabak da lezzetli geldi bana. İkisi bir mi dört kaldım. Mü? Beşi kim alacak? Buna beş veriyorum. Tavukları güzel kızarmış. Dördüncü tabağa beş verdi. En yüksek puanı dörde verdin. Evet. Evet şekerim. Bunu da beğendim. Hangisini? Bunu. Evet. Yani bu da olmuş ama tabii dört, bu da kızarmış ya, bu da. Buna da dört veriyorum. Birinci tabağa da dört veriyor, beş gibi bir şey. Geriye de üçüncü tabağımızı yorumlamak kaldı. Üçüncü tabağın zaten tavuğunu yarım bıraktım, o da bir. O da bir. Çat diye biri koyduk buraya yazdık. Şimdi de hemen üçüncü tabaktan o zaman başlayalım. Kime bir verdin? Kimin tavuğunu beğenmedin? Azıcık ısırdın, çok merak ettim. Biraz daha pişmesi gerekiyor demiştim. Filiz Hanım ilk bir puanını kime vermiş? Tavuğundan azıcık ısırdı, zorla ısırdı. Bakalım kim o gelin? Filiz Hanım'dan ilk bir puanı alan gelin, açalım bakalım kimmiş? Eda.
Filiz Hanım'dan 4 puan alan gelin. Aç şekerim. Yaren. Allah'ım yarabbim ya. 4. tabağı açalım şimdi. Bakalım Filiz Hanım Aslan'a mı yoksa Yeşim'e mi 5 puan verdi? Filiz Hanım'dan 5 puan alan gelin. Açıyoruz. Aslan. Ve Yeşim. Benim tabağımda ne gibi bir problem gördünüz de bir verdiniz? Hayır, 3'ü hadi dediniz bak, ki pişmemiş. Bak 1 ile zaten 1 ile 5 arasında, pardon. 1 ile 4. Siz 2 gündür zaten bir 5-4 yapıyorsunuz. Bir kararsız kalmazdınız siz bu sıra. Ben ne var sizde anlamadım ama. Genelde zaten benim herhalde yaptığım hiçbir yemek sizin damak tadınıza uymuyor. Yeşim gösterebilir miyim? Buyurun, gel. Buyurun. Ben şimdi şöyle bir şey. Birinci tabağı yedim. Hani birinci beğendim, tabak kemiğinden çok sıyrıldı, beğendim. Zaten bunu böyle tırırt ettim. Yani Nursel Hanım'ın dediği gibi iyice süpürdüm. Hı hı. Ondan sonra ikiyi de yedim ama bunun şeyi diri geldi. Onun için beğenmedim onu. Üçünde tavuğunu bak bir ısırık almışım. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Yoksa o da güzel olmuş. O şekilde. Bu çok kızarmış ama bir şey söyleyeceğim. Bunun garnitürü de yani bunlar... Yani Aslıhan, ben biraz daha kızartayım da beni bulsun dedi muhtemelen. Hayır, bence siz o konuya varmışsınız. Çünkü lavandalarımız hemen hemen aynı. Hayır, bu bunların ikisinin damak tadıma uymadı dedim. Ama tavuğunu bitirdiniz. Nursel Hanım da dedi ki tavuğu yine bitirdiniz dediniz. Çünkü ikisinin de tavuğunu bitirdiniz. Tavuğunu sevdiniz yani. Ya bak şimdi anlatamadım. Siz garnitüre göre puan verdiniz. Senin garnitürünü beğenmedi. Büyük olduğu için bir verdi. Ben de diyorum ki o zaman ana yemeğe göre değil garnitüre göre puan verdiniz. Seninkini öyle yaptı ama. Yok bak bir şey söyleyeceğim bir saniye ya. Şimdi tavukları aldın. Burada birinci tabak için durdun. Hepsini yedin. Normalde senin tabak için bir şey yapmazsın. Bunu çok beğendin. Ve kemiğinden sıyrılmış tek tavuk var. O da bu. Evet. Niye 4? Hani sıyrılmış, süpürmüşsün şu tavuk ağzında kayıp gitmiş, sen buna 4 verdin. Tamam bak onu ben böyle bu güzel hortumunu çevirmişim. Yaren ne istiyorsun? Bak bir şey söyleyeceğim. 5 verecek, bana 5 verecek. Anladın öyle mı? Bir dünya var, yok. Öyle bir dünya var. Yok. Ona takıldım. Peki ona takıldım bak. Tamam. Biliyorsun benim ince doğrayacağım. Bu ne? Bak gel. Öyle bir şey yapabilmesi için altlarındaki yazıyı bilmesi lazım. Her zaman tutturamaz yani. Hangisi daha ince doğranmış? Beni bulacak, ama... Senin buraya gelip bu kalın, bu da kalın, bu da pişmemiş deyip bana 5 diğer yerlerde bilmemek tabağını şey yapıyor ya. En inceyi doğrayacağım ben. Biliyorsun. Gülmeyi biliyorsun. Bir saniye Eda bir aldım. Seninkini söyleyeyim. Buydu değil mi Eda? Eda seninkinin garnitürü olmuş aslında ama ben tavuğunu beğenmedim. Hatta bir ısırık aldım. Dedim bir tık pişmesi gerekiyor. Ben lahana göremedim orada. Lahana var mı? Tamam şimdi lahanalarım nasıl pişmiş? Yani garnitürü beğendiysen bunun puanı 1 olmamalı Filiz teyze. Bence direkt görsele bakarak puan verdin. Yani ben bu puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ona bakarsan Eda, senin garnitürün Aslan'ınkinden daha ince, daha lezzetli olmuş. Neden 5 halinde bana 1 verdin? Kullanmadık. Ama sadece tavağa göre puan vermen saçma Filiz teyze. Hem lahana aradım çünkü beyaz lahana vardı. Kırmızı lahana vardı. Şimdi birinci tabakta beyaz lahana yoğun var. Kırmızı lahana da var. Aslanı tabağında da var. Yani şimdi ben sonuçta gelinime 5 verir ona 4 yapardım. Ama sen nasıl lahanaya bakacaktın? Yani sen Yaren'i bulmak için bizi harcadın. Ben öyle düşünüyorum. Beni buldu mu? Kendi gelinimi de yine de 4 verdi. Bayağı uçurum var. Yine de 4 verdi yani. 5 verecek. Bak şimdi. Bence hakkını yiyorsun Filiz Hanım. Hemen iki tane seçenek sundunuz birbirinize. Sen dedin ki benim ne kadar ince doğradığımı biliyorsun dedin. Evet çünkü ince doğranacak. Tamam. Şef en ince şekilde doğrayın dedi doğradım. Şef bize söylemedi ki ince doğuracağınız diye biz onlara nasıl öyle anlatalım. Nasıl söylemedi ya? Bize söylemedi bize söyledikten sonra tamam. Bir kaynalar yanımızda yoktu Yaren. Çünkü biz burada otoyolaşırken ne yaparsan salata deyince ben salatayı ince doğuracağım söyledim bu kadar. En incesini ben doğuracağım dedi. En incesi kim doğramış? Tamam, Eda sen doğramış. Öyle dedin. Eda doğramış. Bak, az önce ne dedin? Hayır en incesi Eda doğramış. Hala bitirmeden giriyorsun ya. Bırak konuşsun Allah bitir. Aşkına. Öyle söyledin. Sonra ne dedin? Benim fazla kızardığımı sevdiğimi biliyorsun ya. Ya sen 5 aldın daha ne konuşuyorsun? Diyorsun ki fazla pişmiş sevdiğimi biliyorsun ya. Demek ki Yaren'in fazla pişireceğini düşündün. Doğru mu? Pişmişlikle alakası öyle düşündün ki 5 verdin. Yaren'inki de kızarmış bakar mısın? Yaren'inki de nazlı kızarmış. Kendi kendinize ele veriyorsunuz.
Ya. Hayır, tavuğunu beğenmedi. Bana beş verince de siz çıldırıyorsunuz. Hayır, benim tabağımın hak ettiği puan. Hayır, birbiriydi. Hayır, iki tane bir aldı. Herkes çok pişirmiş. Bir şey söylemek istiyorum. Sen gittin beş verdin ya. Tavuk uzmanı.